Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz iyi yaşam benim için bütünsel bir iyi yaşam demek. Kişisel gelişim de iyi yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Bana çok fazla soru sordunuz YouTube'dan. Biliyorsunuz Londra'da aromaterapi okudum ve aslında ortaokulu ve liseyi de İngilizce eğitimi almadan tamamladım ama Ayşe sen İngilizceyi nasıl öğrendin dediniz. Kendi imkanlarımla öğrenmiştim ama o Seda'yı tanımadan önceydi. Yanımda Türkiye'de bence dil bilimi anlamında ve Türkiye'de gerçekten İngilizceyi en iyi öğreten isimlerden bir tanesi Seda Yekeler var. Sevgili Seda şimdi İngilizceyi nasıl öğreniriz onu konuşacağız. Seda'cığım sen çok gençsin ama acayip de çalışkansın. Bir atom karınca gibisin. Seni Instagram'da takip etmekten ben yoruluyorum. Aynı zamanda bir ikizler burcusun fark ediyorum. O yüzden de toplumsal fayda da peşinde de koşuyorsun. Biraz kendinden bahseder misin? Seda Yekeler neler yapıyor? Çok teşekkür ederim öncelikle. Bu harika kanalında misafir olmak benim için gerçekten çok gurur verici. Ben çok uzun yıllardır takip ediyorum ve ikizler burcu olduğunuzu ben de öğrendikten sonra bu enerjinin nereden geldiğini aslında anlamış oldum. Evet ben çok küçük yaşta başladım. 5 yaşında okula beni başlatmak zorunda kalmışlardı. O zaman erken yaşta başlamak yasal değildi ama zorla beni ilkokula 5 yaşında bırakmak zorunda kaldıkları için hayata da eğitim hayatına da dolayısıyla daha sonra iş hayatına çok erken atıldım. Ben Türkiye'nin tek dil vakfı olan Seyev'in kurucu başkanıyım ve İngilizce ve Fransızca dilleri alanında Yek Metod adlı bir dil edindirme kuramının e, kuramını oluşturan bir dil bilimciyim. E, 15 yıldır kendimi Türkiye'nin bu kanayan yaralarından biri olan, hepimizin şikayet ettiği, hala işte bir sürü vakit ve nakit harcayıp bir türlü istediğimiz kadar konuşamadığımızı düşündüğümüz bu dil edindirme işine adadım. Özellikle her yerde üstüne basa basa söylüyorum. Dil öğretme, dil öğrenme ya da dil kursu kelimelerini tüm Türkiye'de yasaklamak hmm. istiyorum. Çünkü biz yek metot kurumu olarak dil ee, öğrenmenin değil edindirmenin peşinde koşan kendini bu işe adamış bir e, başında bir dil bilimci olan kocaman bir aileyiz. Gerçekten benim metodun çok etkiledi. O yüzden de seni kanalıma konuk etmek istedim. Çünkü biliyorum ki İngilizce öğrenmek isteyen çok fazla yetişkin var. Öncelikle sen yetişkinlerle çalışıyorsun diye biliyorum. Evet. Biraz açacağız şimdi ama Yek metodu ne? Ee, ve öğrenme ile yani lisan ile daha doğrusu lisan öğrenilir mi? Yoksa beyni eğiterek beyinle mi? alakalı bir metodu mu uygulamak gerekir? Şöyle, ben aslında dün de bu arada pazar günü olması sebebiyle son kitabını bitirdim. Hatta okuduklarımı özetleyip paylaştım. O yüzden her şeyin bir kez daha o kitap sayesinde de görmüş oldum. Zihindeki enerjiyle olduğuna zaten inanıyordum. Ama sayende çok daha detayını öğrenmiş Teşekkür oldum o kitapta. O yüzden çok uzun yıllar önce bu işe kafa yordum. Yani bu kadar çok zaman harcıyoruz. 12 yılımızı neredeyse yabancı dile e, artık devlet okullarında da var e, harcayıp neden konuşamadığımıza e, işin temelinden beyinden başlamak istedim ve beynimizle ilgili, beynimizin kendi alanında dil edinmesiyle ilgili çok ciddi uzun yıllar süren araştırmalar yaptım. Bu konuda nörologlarla, akademisyenlerle yurt içi ve yurt dışında e, makalelerini okuduktan sonra yüz yüze görüşmeler yaptım. İşin özünde yek metodu şuraya dayandırdım. Evet, ikinci bir dili öğrenmekle bir yabancı dil edinmek aynı şey değildi. Bizim e, Yek metodu ayırdığımız ve bence ülkemizin hala temel sorunu olan şey derslerde ikinci dili öğretiyoruz. Ama ben yabancı dil edindirmek istediğim için Yek metotta kişisel e, ve özellikle beyninizdeki sağ sol lobun e, özelliklerine göre bir dil analizi yapıyorum. Yek Metod'un dayandığı kuram Kişinin e, beynindeki dil edinme bölgesi olan Broca bölgesinin nasıl çalıştığının ne kadar açık olduğunu analiz eden bir e, dil analizine dayanan ve dolayısıyla da sizin dil haritanızı çıkarttığımız e, bir metot. Yani kişiye özel mi demek istiyorsun? Tamam. Kesinlikle öyle. Hmm. Çünkü... E, uzun yıllar aslında sağ lobumuzla sol lobumuzun birbirinden ayrı çalıştığına dair çalışmalar yapıldı. Daha sonra son 20 yılda aslında özellikle yabancı dili, birden fazla dil bilen insanlar ise bu iki lobu aynı anda kullandığı ortaya çıktı. Dolayısıyla ben önce bunun analizini yapıyorum. Belli beyin egzersizleri ve e, sorduğumuz sorularla bu analizi yaptıktan sonra beynimizde yabancı dil edinmeye başladığımızda dil edinme bölgesinde gri bir madde var. Duymuşsunuzdur beyindeki gri madde diye. Ben ona aslında gri cevher diyorum. E, onun e, ölçümünü yaptırıyoruz gri madde. Beyninizde ne kadar kalınsa o kadar kolay dili öğrenebiliyorsunuz. Ve bunun kalın olması, bazen e, nasıl ölçeceksin, nasıl bakacaksın diye. E, bunun kalın olması tamamen aldığınız, dışarıdan aldığınız uyaranlara bağlı. Evet. O yüzden yetişkinlere niye bu kadar çok kafa yordum? Çünkü bizim aslında milletimiz çok fazla kurbanı oynamayı sevmiyor mu? Ya işte zamanında bizim imkanımız mı vardı? Yetişkinlerden duyduğum şey. Evet. İşte Bilmiyorum sen nasıl şikayetler duydun mesela yetişkinlerden dille e, dil ilgili? Dil kursu adı verilen yerlere gittiklerini. Ve orada da çok sanıyorum işte pratik yapma imkanımız yoktu. Yurt dışına gidip yani dilimizi geliştiremedik gibi şeyler duydum. Evet yani genelde şikayet evet. değil mi yani? Bir Tabii. türlü olamadı. İşte, yani hep yani olmamış yani. O lisan öğrenme kısmında da başarısız olmuş. Evet o yüzden. Uhta kalmış içlerinde. Hep yani. aynı işte yani sorduğum zaman. O yüzden buna çok kafa yordum. Çünkü çocuklarda tek sorumluluk aslında e, dersleriyle ilgili olduğu için çok daha boş beyinleri. O yüzden o gri madde hızla artıyor. Yetişkinler de bunu arttırabilmek için ee, yine dün kitabından e, bahsederek aslında buna bağlayacağım her şey bir egzersiz aslında hayatta nasıl kalp doktoruna gidiyorsunuz yürüyüş egzersizi öneriyor diyetisyenine gidiyorsunuz yine sadece diyetler değil diye yine bir egzersiz öneriyor ben de bunu ciddi bir yine egzersizler yapıyorum ve e, yek metodun ya dünyada birçok metot duymuşsunuzdur dil edinimiyle ilgili aslında. Çok ciddi, gerçekten çok işe yarayanlar da var. Sadece bence tek farkı şu, 6 haftalık günde 1,5 saate dayanan gri madde arttırıcı egzersiz veriyorum. Bunu işte psikiyatrlar çeşitli beyin travması geçirenlere Çalıştım. bunu iyileştirmek için vermişler. Ben bunları analiz ederek benim öğrencilerim, dil edinen yetişkinler çünkü hepimiz çok yoğunuz ve hangi arada öğreneceğiz diye de zaman sıkıntısı da duyuyorsundur. O yüzden ben bu gri maddeyi arttırma işine kafa yormuş ve bunu 6 haftalık, 1,5 saatlik seanslarla günde çözmüş ve 7000'den fazla yetişkileri dile dindirmiş bir insan olarak bunu tüm Türkiye'ye yaymak için de bir vakıf kurdum. Bir de bu işin gönüllü kısmı var. Harika. E araya hemen gireceğim çünkü izleyicilerin aklına şöyle bir şey gelebilir. 6 hafta günde 1,5 saat çalışarak İngilizce mi öğreniyorlar? Temel bir İngilizce mi öğreniyorlar? E, gri maddeyi kalınlaştırıyorlar dedin ama onun içerisinde aynı zamanda İngilizce mi bir dil mi öğreniyorlar? Şöyle e, analizi yaptıktan sonra eğer hiç İngilizce bilmiyorlarsa hayatları boyunca hiç maruz kalmadılarsa ilk 6 haft, hafta bir buçuk saat tamamen gri maddeyi e, kalınlaştırmaya yönelik İngilizce öğreten değil e, öğrenmeye başladıklarında çok daha kolay edinsinler diye yani bir çocuğun edinmesindeki o broka bölgesinin tazeliğine geçsin diye 6 hafta bir yine içinde İngilizce egzersizler olan bir paket var aslında. Hı -hı. Hı -hı. Onu yaptıktan sonra da 3 ay içerisinde bizim metodumuzla, bizim materyallerimizle istediği seviyeye geliyor diyorum. Yalnız bu çok önemli çünkü hı -hı. Türkiye'de seviyeleri de çok yanlış bilip konuşuyoruz. Mesela Neleri istediği seviye mesela? Diyelim ki sıfırdan İngilizce öğrenmek istedi. Seninle 2 artı 3 yani 12-14 hafta çalıştı. Evet. 14 haftanın sonundan hangi evet. seviyeye geldi? Ee, yine dil analizine döneceğim. Dil analizinde 23 tane sorumuz var. Bunları çok ciddi ve uzun cevaplamalarını istiyorum. Çünkü hedef çok önemli. Yani sadece biz mesela Türkçe'de o analizde bir bilgisayar programı 40 dakikadaki Türkçenizi de sayıyor. Türkçe'de kaç kelime konuşuyorsun? Mesela 40 dakikada 375 kelime benimle sohbet eden bir yetişkin var. Bir de 25 kelime, sadece 25 farklı kelime kullanmış olan kendi i̇şte. dilinde de kelime haznesi okay. çok kısıt olan Hı -hı. bir insan var ya da konuşmayı sevmiyor gibi. O yüzden istediği seviyede dediğim şey dil analizini yapıyorum ve İngilizceyi nerede, ne zaman, niçin, ne sıklıkla kullanacak ve içeriği ne? Bir hukukçuya ben oturup hiçbir zaman tıp terimleri öğretemeyeceğim ya da tam tersi. O yüzden istediği seviyeye sahip olduğu ana diliyle beraber hedefleri belirliyor. Bana diyorsa ki ben işte e, acil TOEFL sınavını geçeceğim. Sonra bir daha ihtiyacım olmadı. O zaman ona yönelik bir eğitim. Ama ben bir hukukçuyum ve uluslararası mahkemeleri dinlemek ve anlamak istiyorum. O zaman ona göre bir eğitim. O yüzden e, sen mesela başka İngilizce'den başka bir dile ilgin var mı? Var. Ne için o dili? Fransızca. süper. Kendim için. Tamam, şöyle bir örnek yapalım o zaman. Fransızca öğrenmek istiyorsun. Ee, senin bir kere ikizler burçlarını biraz ayırıyorum bu konuda çünkü gerçekten bilinir. Yabancı dil konusunda evet, çok ilgili ve yani. aşırı. Hep yeteneklidir derler. O yüzden gri maddelerinin doğuştan biraz daha kadın olduğunu düşünebilirim. <laughs> Peki ee, şey araya hemen gireceğim. Solak ya da sağak olmamızın bir etkenliği var mı? Yok. Evet, ben solak e, mesela. Evet. E, dediğim gibi 20 yıl öncesine kadar sağ sol olup ayrı çalıştığı için solaklar işte futbolda daha iyidir dilde daha iyidir gibi çalışmalar yapmışlar ama gerçekten bir sürü dil öğrenen kişilerde iki lobunu aynı anda kullanmak çok önemli. Siz de öyle yapanlardansınız. Hı -hı. Dolayısıyla şöyle bir örnek yaparsak Fransız öğrenmek istiyorsunuz Hı -hı. ve e, bunu şu kadar sürede ve şunun için yapmak istiyorum bana diyeceksiniz. Ben de Yek metodu. Ona göre size uyarlayacağım Anam mesela. An. Güzel oldu çünkü evet. bence izleyenlere biraz anlatmış oldun. Evet. Ben e, Seda'yı şöyle buldum. Bence dil öğrenmek evet. diye bir şey yok aynı şeydeyiz düşünüyorum. Senden buraya gelmeden önce de sohbet etmiştik. Biraz daha onu açarız. Evet. Bana göre beyin ne çok gizemleri var. İnsanoğlunun hani bu Matrix filminde vardı ya Neo bu gecede yatıyordu böyle yazılım gibi. Evet. Motosikleti öğreniyordu. Uzakta o sporların öyle piyano çalmayı öğrendi. Ben beynin öyle olduğunu düşünüyorum. Bir yazılım var. O yazılımı sadece bulamadılar. Evet. Eğitim ve müfredat şu andaki var olan dünyadaki üzerindeki eğitim müfredatın bizi bilişsel öğrenmeye ittiğini frontal korteksi çok çalıştırmadığını, deneyime dayanmadığını, o yüzden de kalıcı olmadığını düşünüyorum. Evet. Senin sistemin de dil öğrenmeyle beraber bana göre sanki biraz daha Sadece dil öğrenmek değil, hani o yüzden de sana da söyledim. Evet. Ay Seda bu çok heyecan verici. Sen bunu pek çok şeyde kullanabilirsin. Yani matematik öğrenme güçlüğü çeken Kesinlikle. bir çocukta da kullanabiliriz. Ne bileyim herhangi bir şekilde öğrenmeyi kuvvetlendirici bir sistem Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Şimdi mevcut eğitim sisteminde biliyorsun sen de bir annesin takip ediyorsundur devlet okullarına çok fazla bilişsel esnekliğe yönelik eğitimler maalesef verilemiyor. Yani ben bu bilişsel esnekliğe ve çoklu eğitim kurumuna da çok fazla önem verdiğim için bunları da bir araya getiriyorum aslında. Yani asıl istediğim şey dil, işte ben İngilizce öğrendim ya da kursa gidip öğreneceğim diye bir yaşam biçimi olarak hayatınıza soktuğunuzda Dil edinme sürecinizle beraber hayatınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hafızanızda yaptığınız beyin egzersizleriyle. O yüzden e, neyi ne için yaptığınızı da biliyorsanız, zaten sonu çok e, mutluluk Keyifli. verici olacak. Evet. Hedefin olduğu zaman diyorsun. <laughs> evet. O zaman buradan şöyle yapalım mı? Ben de Fransızca öğrenmek istiyordum. Şimdi aylardan Haziran, biz bu videoyu Haziran'da çekiyoruz. Hatta <laughs> Haziran ortası. E, kendime bir şey set edeyim. diyeyim ki ben Ekim'de Paris'e gideyim. Tamam. İyi Çok mi? iyi. Ekim'de Paris'e gittiğimde orada full, hatta bu videonun evet, çekiyor tamam, olacağım. Evet, tamam, süper. Orada full Fransızca konuşacağım. Tamam. Asla İngilizce konuşmayacağım. Ve her şeyimi taksiciyle, restoranında, otelinde çekelim çekeceğim. Ve çakaltına. bunları çekeceğiz. Ve bunları da çekeceğiz. Belki, Belki sonra... sen de gelirsin bizle. <laughs> süper, bir sonraki sohbetimizde Fransızca yapıyor olabiliriz. Neden olmasın? <laughs> Çok güzel, gerçekten. <laughs> o zaman, hocam Bey'den diyorum. Hedefimizi koyduk, süper, tamam. Seda'yla Fransızca öğreneceğim. Seda evet. Seda'yla ve yek metoduyla tamam. Fransızca öğretmekle kendime böyle bir söz olsun. Tamam. Ben genelde bunu da biliyorum hedefler var Kesinlikle hep böyle. Öyle. Ve herkesin böyle İngilizce bucket list dediğimiz bir e, kova listesi diye çevirdiğimiz ama hani bu Morgan Freeman'ın bilirsiniz Jack kasının filmi var iki tane evet. yaşlı adam. Bir tanesi çok çalışıyor ama hayatındaki o sevdiği şeyleri e, ne derler? E, gerçekleştirecek vakti yok. Her şeye sahip Jack Nicholson. Morgan Freeman'da ölmek üzere olan daha zor durumdaki birisi, daha fakir birisi. Evet. Ve bunlar diyorlar ki hayatımızın yaşanmamış an, anlarını, gerçekleştirelim. Ne yapmak isterdin diyorlar. Bucket list öyle bir şey. Niye bu uzun örneği anlattım? Çünkü Fransızca şey benim vakit listimdeydik, ki, Neyse ki çok <laughs> evet. yaşlanmayı beklemeden bunu halledeyim diyoruz herhalde. Ekim ayında o zaman bütün izleyiciler merakla bekleyecek Fransızca konuşmaları. Aynen öyle. Ben Yek metodu daha çok beğeniyorum ve şey yapıyorum, çok merak ediyorum ama bence bir bence güzel bir Seda'yı ve sistemi tanıttığımız bir video oldu diye düşünüyorum. Bana bir sonraki videoda senden bir tane daha video çekmek tabii. istiyorum. Tabii. Dili nasıl öğreneceğiz? Yek metodu ve beynir öğrenme sistemi ile ilgili ikinci videomuzda da Seda ile beraber olacağız. Evet yapacağız. evet tabii. çok teşekkür ederim.